Arkadaşlar selamlar. Yazın göbeğindeyiz. Benim de elimde bir şapka. Şapka niye elimde? Kafamda olması gerekiyor. Yönetmenim dedi ki yüzün çok karanlık oluyor dedi. Ben de o yüzden size önce kendimi göstereyim. Sonra şapkayı takayım dedim. Oldu mu yönetmenim? Oldu. Oldu. İdare ediyor. Biraz karanlık olduk ama idare ediyor. Önemli olan zaten anlayacağımız bilgisiydi. Şimdi önümüzdeki iki hafta durum nasıl? Yine sizi ekranınızın başında çok fazla tutmayacağım ya da telefonunuzun başında. Hızlı bir şekilde. Önümüzdeki iki haftalık dönem bir kere çok yağışlı bir dönem değil. Bunun içerisinde uzun bayram tatili de var. Dolayısıyla önemli. Her zaman önemli ama bu sefer biraz daha önemli. Şimdi bugünlerde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ara ara yağışlar görüyor. Son günlerde Rize'de, Ordu'da olduğu gibi kuvvetli sağanaklar değil. Ara ara gelip giden yağışlar ki zaten bu haftanın ikinci yarısından itibaren bu yağışta kalmıyor. Yurdun kalanı güneş alıyor. Güneşleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu, Karadeniz, Doğu Anadolu yurdun büyük kısmı. Ama ne var? Rüzgar var. Marmara esiyor, Ege esiyor. Şimdi bu rüzgar biraz devam edecek. Ayın 16, 17, 18'inde şöyle bir yani bu haftanın ikinci yarısını bitirirken böyle bir orta kuvveti inmeye başlıyor. Sonrasında tekrar kuvvetleniyor. Marmara, Ege sert kuvvetli rüzgara devam edecek. Bunu da hatırlatalım. Ve biraz daha kuvvetlenecek bu ayın 20-21'inde içeri. Yani bayram tatili başlangıcıyla beraber. Şimdi bu hafta çok yağışlı değil dedik. Bayram tatilinin başlangıcıyla beraber Batı Akdeniz'e yerel yağışlar geliyor. Bölgesel sağanaklar Antalya çevrelerine ara ara Doğu Karadeniz'e de geliyor. İyice doğusuna, Rize, Artvin dolaylarına. Bunun dışında önümüzdeki haftada yani bayram tatili süresince de şu anda görünen bir yağış yok. Ama Ağustos ayı içerisindeyiz. Havada kararsızlıklar, aşırı kararsızlıklar. Her zaman kararsızlık var da aşırı kararsızlığın olduğu zaman önemli. İşte arada ani sağanaklar gelip gidebiliyor. Dolayısıyla bültenlerimizi takip edin diyoruz. İkincisi meteorolojik koşullar iyi de olsa birçok kişi bu tatil uzun tatil sebebiyle belki araçlarıyla yola çıkacaklar. O nedenle muhakkak lastiklerinizin durumu önemli. Meteorolojiye siz yine bir hava durumunu takip edin. Üçüncüsü de aman uykusuz yola çıkmayın hatırlatmasını yapıyoruz. Böyle oldu mu? Genel toparlamaya baktığımızda 2 haftalık dönem çok yağışlı değil. Bugünlerde Doğu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'nun kuzeyine yağış geliyor. Önümüzdeki hafta bayramın ilk 2 ve 3. gününde Batı Akdeniz'de yağış görüyor. Kurban Bayramı'nda hep ilk ya da ikinci günü bir yağış olur ama işte bu şu anda modellerimizde görünmüyor. Ortaya çıkarsa ayrıntıları veririz. Batı Akdeniz'de yağış görünüyor. Sıcaklıklar Marmara için, Ege için, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Karadeniz için çok ciddi bir dalgalanma yok. Marmara 30-32'lerde gidiyor. Ege 35-36'lara çıkıyor. Dalgalanma nerede? İç Anadolu'da ve Akdeniz'in batısında. Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da. Örneğin bu haftanın ikinci yarısında Ankara çevreleri 35 derecelere çıkacak. Onun dışında 30-32'lerde salınıyor. Batı Akdeniz 40 derecelere dayanıyor. Bu haftanın ikinci yarısında 35'lere gerilecek. Tabii bugünlerde 40 derecelik sıcaklıkla beraber nem çok düşmüştü. Orman yangını riskini artırıyordu bu durum ki biliyorsunuz geçen hafta da bahsediyordum. Son 40 yıllık dönemde süre olarak da sayı olarak da alan kapsadığı alan olarak da 5-6 katına çıkmış durumda orman yangında. Ormanlar yanıyor. Havaya karbon çıkıyor tekrar karbondioksit ısınıyor ısınma yangınları destekliyor yangın ısınmayı destekliyor yani bir geri besleme bir kaynak oluşuyor bir anda dolayısıyla ormanlarımıza hele bizim bulunduğumuz enlemlerde daha fazla sahip çıkmak gerekiyor bu haftanın ikinci yarısında nem biraz yükselecek sıcaklık biraz düşecek meteorolojinin verdiği destek zayıflayacak ama her halükarda dikkat etmek gerekiyor. Tamam mı? Batı Akdeniz'e bayramda yağış gelebilir. Doğu Karadeniz'e bugünlerde geliyor. Bunun dışında çok yağışlı bir dönemde değiliz. Marmara, Ege yine esiyor. Tekrar görüşelim oldu mu? Hoşçakalın.